TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Gündemin en sıcak gelişmelerinin yansıdığı ana haber bülteniyle yine karşınızdayız. Dilerseniz bültenimize önce özetlerimizle başlayalım, sonra haber detaylarıyla devam edeceğiz. Türkiye'deki terörist sayısı 255'in altına düştü. Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Kayseri Valisi Şeymuz Günaydın pandemi sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kayseri'ye hayran kaldılar. AK Partili belediye başkanları Kayseri'de buluştu. Babalar gününde Kartal şehitliğinde hüzün vardı. Minik Ahmet Eren'in şehit babasına yazdığı mektup yürekleri dağladı. Malatya'da Polis Akademisi'nin mezuniyet törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gündeminde terörle mücadele vardı. Bakan Soylu, teröristlerin mağaralardan çıkamadıklarını, telsizlerde ağladıklarını, Kandil'den imdat çağrısı yaptıklarını biliyoruz dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Polis Akademisi'nin 26. dönem mezuniyet törenine katıldı. Terörle mücadele stratejisini değiştirdiklerini de belirten Soylu, bir yandan terörle mücadele ederken diğer yandan da terörizmle mücadele ettiklerini söyledi. Terörü besleyen bütün sosyal sorunların üstüne gittiklerini aktaran Soylu, teröristlerin mağaralardan çıkamadıklarını, telsizlerde ağladıklarını, Kandil'den imdat çağrısı yaptıklarını biliyoruz dedi. Bugün Türkiye'de PKK terör örgütünün militan sayısını 250'nin altına getirdiğimizi biliyoruz. Mağaralardan çıkamadıklarını, telsizlerde ağladıklarını, Kandil'den imdat çağrısı yaptıklarını biliyoruz. Bugün bizim uyuşturucu mücadelemize fitne atmak isteyenlerin geçen yıl, burada bir sayıyı vermek istiyorum. Yıl 2011, Türkiye'nin uyuşturucu yakalamalarındaki toplam uyuşturucu bedeli 2 milyar. Yıl 2020, Türkiye'nin uyuşturucu yakalamalarındaki uyuşturucu bedeli 165 milyar. Bu uyuşturucu yakalamalarımızdan, bu ortaya koyduğumuz, evet, bu evlatlarımızın, burada bugün polislik mesleğine adım atacak bu evlatlarımızın da yarın bu ülkenin gençlerinin uyuşturucu tacirlerinin elinde zehirlenmemesi için canını, bedenini, aklını, namusunu ortaya koyup bu mücadelelerinden onları sarfı nazar etmek için çaba sarf edenlerin neyle mücadele ettiklerini biliyoruz. Türkiye'yi bir operasyon merkezi haline getirmek istediklerini elbette ki biliyoruz. Bunlardan ne kadar rahatsız olduklarını biliyoruz. Yıl 2015, Türkiye'de uyuşturucudan doğrudan ölenlerin sayısı 941. Yıl 2020 sonu itibariyle bu rakam veriyorum. 314. Yani mücadelemizde uyuşturucu tacirlerine kurban vermediğimiz evlatlarımız bu meseleyi, o aileler bu meseleyi en iyi bilenlerdir. Kayseri'de 3 gün boyunca önemli toplantılara katılan ve şehir turu yaparak kadim kent Kayseri'yi keşfeden 9 Büyükşehir Belediye Başkanı Kayseri ile ilgili görüşlerini de paylaştı. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanları istişare toplantısı Kayseri'de yapıldı. Toplantıya 9 Büyükşehir Belediye Başkanı katıldı. Hepinize Kayseri'mize hoş geldiniz diyorum. 3 gün boyunca önemli toplantılara katılan ve şehir turu yaparak kadim kent Kayseri'yi keşfeden 9 Büyükşehir Belediye Başkanı Kayseri ile ilgili görüşlerini de paylaştı. Kayseri'ye geldiğimiz zaman belediyeciliğin geldiği noktayı gösteriyor. 94 yılında Cumhurbaşkanımızın başlattığı yerel yönetim anlayışının nasıl taşlandığını, nasıl sürdürülebilir kıldığını, bir medeniyet şehri, bir tarih şehri, bir ticaret şehri olan Kayseri'nin nasıl bir turizm şehrine, nasıl hakikaten farklı bir yerel kalkınmanın ana mimarı olduğuna dönüştüğüne görüyoruz. Burada her geldiğimizde yeni yerler görmekten çok mutluluk duyuyoruz. O yüzden
Kur'an bugüne kadar getiren 94 ruhuyla Kayseri'de yapılan bütün çalışmalarda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii başkanımızın da büyük bir tecrübesi var. Hem parlamento tecrübesi hem ilçe belediye başkanlığı oradan aldığı tecrübeyle büyükşehir vizyonuyla Kayseri için, Kayseriler için, Kayseri'nin yaşam kalitesi için büyük bir gayret gösterdiğine şahit oluyoruz. Biz ekibi tebrik ediyoruz. Bütün Kayseri halkını da sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Ben daha önce de gelmiştim zaten. Bundan önce, bir iki ay önce de yine Kayseri'deydim ben. Başkanımızla birlikte gezdik. Başkanımız bizi özel olarak gezdirdi. Her geldiğimde başka bir eserle karşılaşıyoruz. Tamamlanıyor. Başlanan işler bitiyor. Zaten Erciyes'in bir dağın bir turizme nasıl dönüştüğünü, bir şehir ekonomisine nasıl dönüştüğünü gösteren büyük bir mucize. O yüzden oradan alınacak o kadar çok ders var ki bugün kapasitesine baktığınız zaman, Kayseri'ye gelen turistlere baktığınız zaman bu şehir ekonomisi açısından büyük bir ilham veriyor. Kayseri'de de çok özel ürünler var. Bugün tadına baktığımız bamya çorbasından tutun sucuğun bütün ürünlerine baktığımızda bambaşka bir Kayseri lezzeti var. Şimdi başkanımız bir taraftan mutfak sanatları merkezi açıyor. Bunu uluslararası alana tanıtıyor. Lezzet muhteşem, sunum muhteşem. Mutfağı sanata dönüştüren bir altyapı var. Yani tebrik ediyoruz. Burada çok güzel yapılmış ve istikrarın ne güzel sonuçlar doğurabileceğini gördük. Gerçekten çok güzel hizmetler yapmışlar. Ben Kayseri'ye kattıkları, Kayseri adına Türkiye'ye kattıkları değerden dolayı teşekkür ederim. Etkilenmemek mümkün değil. Şu anda gezdiğimiz müze bile tarihimize, insanımıza, kültürümüze, şehire verilen önemi gösteriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ben daha önce de Kayseri'de yaşamıştım. İlk noterliğime Kayseri'de başlamıştım, İces noteri olarak. Tabii Kayseri bir medeniyet şehri. Kayseri kendini geliştirmiş bir şehir. Burada bu toplantının olmazsa bizim için ayrı bir değer taşıyor. Çünkü Kayseri'den alacağımız, Kayseri'den öğreneceğimiz, Kayseri'den Şanlıurfa'mıza taşıyacağımız çok değerler var. Ayrıca Kayseri'nin insanını biz çok yakından tanıdık. Hayırsever insanlar, çalışkan insanlar ve yatırım düşünen insanlar. Bu şehir benim nazarımda mutlu bir şehir. Mehmet Özaseki Bakanımızın öncülüğünde bir toplantı düzenledik. Belediyede başkanlar olarak işareler yapıyoruz. Mehmet Özaseki Bakanımız da Kayseri'ye büyük değerler katmış. Ama şunu ifade edeyim. Kayseri ticaretiyle tanınan bir şehir ama çok güzel de siyasetçiler yetiştirmiş. Bunu da görüyoruz. Demek ki birbirini tamamlıyor. Biz Kayseri'nin yolunun açık olmasını diliyoruz. Türkiye için bir şans olduğunu düşünüyoruz. Kayseri benim çok sevdiğim bir şehir. Daha evvelden de bakanken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı iken buranın yatırımlarına, Yamula Barajı'na, doğalgaz gelmesine ve diğer bütün çalışmalara katılmıştım bir bakan olarak. Şimdi muhteşem yani şehirdeki değişiklikler, yapılan çalışmalar, Özaseki Bey'in yaptığı çalışmalar, Memduh Bey'in yaptığı çalışmalar harikulade. Çok etkilendik, hem gurur duyduk. Hem de aynı zamanda güzel çalışmaları örnek alacak şekilde inceledik. Çok sevdiğimiz şehirde çok mutlu ayrılıyoruz. Cumhuriyet Meydanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Şeymus Günaydın, aşılamada hedeflenen kitlenin yarısından fazlasının aşılandığını söyledi. Günaydın, 870 bin olan hedef kitlemizin yarısından fazlasını aşıladık dedi. Kayseri Valisi Şeymus Günaydın, pandemi sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tedbirlere uyulması konusunda bir kez daha çağrı yapan Vali Günaydın, tedbirlere uyulması durumunda sonbaharda çok daha güzel bir tablonun ülkeyi beklediğini belirtti. Zorlu bir süreç ama son zamanlarda özellikle aşılama oranımızın yukarılara çıkmasıyla birlikte bu mücadelede önemli bir noktaya geldik. Bundan sonra da yine aynı kararlılıkla eğer mücadeleye devam edersek, tedbirlere uyarsak, aşı sıramız gelmiş ise aşımızı yaptırırsak inşallah uzmanların da ifade ettiği gibi sonbaharda çok daha güzel bir tabloyla karşı karşıya olacağız. Kayseri'mizde de mücadelemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle
bütün çalışanlarımıza, başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, emniyet teşkilatımıza, jandarma teşkilatımıza, belediyemize, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından destek veren öğretmenlerimize, imamlarımıza, bütün memurlarımıza teşekkür ediyorum. Kayseri olarak bu mücadelede vatandaşlarımızın da büyük bir özverisiyle, kurallara uyarak bizlere destek vermesiyle şu anda önemli bir noktaya geldik. Ama bunu yeterli görmüyoruz. Şu anda aşılamada biraz daha fazla gayret göstermemiz gerekir. Evet, özellikle yaklaşık 870 bin olan hedef kitlemizin yarısından fazlasını aşıladık. Ama bu aşılamayı biraz daha hızlandırmamız gerekiyor. Bunun için sağlık ekiplerimiz 24 saat görev yapıyor. Mobil ekiplerimiz görev yapıyor. İlk aşısını yapanların sayısı yaklaşık 450 bine yaklaştı. İkinci dozu yapanlar da yine 250 bin civarında. Şimdi tabii ki bizim bu noktayı daha ileriye taşımamız için vatandaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Biliyorsunuz dün açıklanan kararla birlikte 30 yaş üzerini de aşılamaya başladık. Bizim Kayseri'mizde genç nüfus oldukça yüksek. Bu genç nüfusumuzun da aşı sırası geldiğinde hızlı bir şekilde, ivedi bir şekilde aşılarını olmalarını bekliyoruz. Ki yakın zamanda biz toplumsal bağışıklık oranımızı daha da yukarılara taşıyalım. Hasta sayılarında ciddi oranda düşüşlerin yaşandığını belirten Vali Günaydın, aşılama sürecine de değindi. Vali Günaydın, günlük aşılama rakamlarının 10 kat arttığını söyledi. Hastane sayılarına baktığımız zaman, hastanedeki verilere baktığımız zaman yatan hastamızda ve polikliniklere müracaat eden hasta sayılarımızda ciddi düşüşler görüyoruz. Ama az önce de ifade ettiğim gibi bu bizi sakın rehavete kaptırmasın. Çünkü daha yapacağımız çok şey var. Bu mücadele bitmedi. Özellikle vatandaşlarımızdan şunu rica ediyoruz, şunu isram ediyoruz. Havalar düzeldi. Mutlaka kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte ziyaretler artacak. Fakat vatandaşlarımızdan özellikle şunu bekliyoruz. Kapalı ortamlarda lütfen fazla kalmayalım ve kalabalıklara da girmeyelim. Bir araya geldiğimizde de mutlaka ve mutlaka sosyal mesafemizi koruyalım, maskemizi takalım, hijyene, temizliğe dikkat edelim. Güzel şeyler konuşuyoruz ama daha güzel şeyler konuşmamız gerekecek. Rakamlara bakıyoruz, önemli sonuçlar elde ettik ama bunu yeterli görmüyoruz. Özellikle aşı sırası gelen vatandaşlarımızın gece gündüz demeden 24 saat biz bu hizmeti veriyoruz. Günde 20 binin üzerine çıktığımız günler oldu. Ki daha önceki günlerde 1500-2000 aşı yaparken bunun 20 binlerin üstüne çıkması, 10 katından fazla artması çok önemli bir başarı. Bunu devam ettirelim, bunu sürdürelim. İnşallah bu pandemi mücadelemizde sona yaklaşıyoruz diye düşünüyorum. Ama yine altını çizerek ifade edelim. Bu söylediklerimiz sakın rehavete neden olmasın. Çünkü tekrar kısıtlamalarla karşılaşmama adına bu kararlılığımızı devam ettirmemiz lazım. Değerli izleyenler, Kayseri Tabip Odası Başkanı İlhan Şahin aşıda sevindirici gelişmelerin yaşandığını belirtti. Şahin Temmuz ayından itibaren salgında bir yatışma gözükeceğini belirtti. Şahin aşı karşıtlarının yalanlarına da kulak asılmaması gerektiğini söyledi. Türkiye'de aşılama süreci devam ediyor. Türkiye'de aşılama sayısı ise 40 milyonu aştı. Kayseri Tabip Odası Başkanı İlhan Şahin, aşıda sevindirici gelişmelerin yaşandığını belirtti. Şahin, Temmuz ayından itibaren salgında bir yatışma gözükeceğini belirtti. Aşıda son zamanlarda çok sevindirici gelişmeler oluyor ülkemizde, şükürler olsun. Biliyorsunuz Ocak ortası itibariyle aşı ülkemizde uygulamalar başlamıştı ve sağlık çalışanları başta olmak üzere aşılamalar daha sonra riskli gruplardan itibaren. Ama sonrasında tedarikte ciddi bir sorun yaşandı ve halkımızın aşıyı bekleyen çok büyük bir kesimine aşı ulaştırılamadı aylarca.
Ama şükür ki tabii devlet yetkililerinin gösterdiği gayretlerle ve ülkede, dünyada da tabii aşının bir miktar daha bollaşmış olması sayesinde bugün çok sayıda aşıya ulaşabiliyoruz. Hızlı bir şekilde toplumun, hani hep baştan beri söyleniyor ya, en az %60-70'i aşılanacak ki salgın yatışsın diye. Oraya doğru gidiyoruz inşallah. Haziran ayı sonu itibariyle öyle tahmin ediyorum toplumun hakikaten çok önemli bir kesimi en azından ilk doz aşısını olmuş olacak. Ki özellikle de BioNTech aşısında ilk dozdan itibaren bir etkinliğin başladığı söyleniyor. Bilimsel veriler öyle gösteriyor. Dolayısıyla öyle görünüyor ki inşallah Temmuz ayından itibaren bir salgında ciddi bir yatışma göreceğiz. Başkan Şahin, bugün yaşanan vakaların düşüşlerinde aşının etkisi olduğunu söyledi. Gevşemeye rağmen vaka sayılarının yükselmemesini aşıya bağladı. Bu aşının üretimi çok büyük bir insanlık başarısıdır. İşte şu ülke üretti, bu ülke üretti, falanca bilim insanı, falanca ilaç şirketi. Buna takılmadan bunun insanlığın bir felaketi alt etmesinin başlangıcı olarak görelim aşıyı. Bu çok büyük bir kazanç. Onun için aşı karşıtlarının komplo teorilerine, yalanlarına hiç kulak asmadan bu başarıyı hem kutlayalım, hem bu nimetten yararlanalım, hem de aşımızı olalım. BioNTech aşısıyla ilgili özellikle çok fazla biliyorsunuz asparagas haberler dolaşıyor. Vatandaşlarımız bunlara itibar etmesin. Hiçbir hekim, hiçbir sağlık çalışanı, hiçbir devlet yetkilisi vatandaşlarını göz göre göre zarara sokmaz, hele hele ölüme asla göndermez. Aşılama hızında kesinti yaşanmazsa ve aşılama böyle giderse Temmuz ayında risklerin azalacağını belirten Şahin, açık hava ve sokağa çıkma yasağının kalkabileceğini de vurguladı. Şahin, tünelin ucundaki ışığın da iyice parladığını belirtti. Yani bugün yaşadığımız düşüşte mutlaka aşılamanın çok büyük payı var. Biliyorsunuz Mayıs ortasından itibaren ciddi bir kısıtlama sürecine girmiştik ve Haziran başında da bu kısıtlamalarda bir gevşeme meydana gelmişti. Hala da kısıtlamalar altında yaşıyoruz. Hala gece sokağa çıkma yasağı var, pazar günleri sokağa çıkma yasağı var. Hala bütün iş yerleri tam kapasite çalışmıyor, kamuda esnek mesai uygulanıyor, bütün bunları biliyorsunuz. Bu gevşemeye rağmen kısıtlamalarda vakalarda bir yükseliş henüz olmadı çok şükür. Ama bugünlerde bir yükseliş görmedik. Dileriz önümüzdeki 1-2 haftada böyle gider. Bu neyin sayesinde? Bu kısıtlamalar kalkmış olsa bile toplumun büyük bir kesiminin artık aşılamaya başlamış olmasıyla birlikte artık bulaşma hızı kırıldı virüsün. Yani aşılanmış bir kişi hasta biriyle karşılaştığı zaman artık hasta olmuyor ve alıp da onu başkasına kolay kolay taşımıyor. Aşılama eğer bu hızında bir kesilme olmazsa ve hakikaten vatandaşlarımızın teveccühü artarak sürerse bu aşıya, öyle görünüyor ki Haziran sonunda toplumun önemli bir kesimi birinci doz aşısına ulaşmış olacağı için Temmuz ayında riskler çok azalmış olacak. Temmuz ayı itibariyle büyük ölçüde normalleşme olmasını bekliyorum. Şu anda tünelin ucundaki ışık bayağı parlaklaştı. O yüzden diliyorum ki bu salgınla alakalı yaptığımız konuşmaların sıklığı çok azalacak. Biz bundan sonra aşıyla alakalı konuları konuşuyor olacağız. İki doz aşı olmuş vatandaşlar, üzerinden 6 ay geçti, bir sene geçti, üçüncü doza gerek var mı gibi konuları konuşmaya başlayacağız. Artık hastaneler dolu mu, yoğun bakımlar ne kadar dolu, ne kadar insanımızı kaybediyoruz? Bunu inşallah çok yakında konuşmamaya başlayacağız. Öyle görünüyor inşallah. Ben ümitliyim. Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftada bir gün uygulanan sokağa çıkma yasağında bu haftada yine denetimler en üst seviyedeydi. İşte kameralara yansıyanlar. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni normalleşme ile birlikte hafta sonu yasakları Haziran ayı boyunca haftada bir güne indirildi. Sadece pazar günü uygulanan kısıtlamada vatandaşlar gerekli izinleri olmadıkları sürece dışarı çıkamıyor. Kayseri'de de kısıtlama gününde cadde ve sokaklarda yine sessizlik hakimdi. Kentin en işlek yerlerinde ve ara sokaklarda denetim yapan polis ekipleri durdurdukları araç ve vatandaşların izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Ahmet Eren ve Gökdeniz. Biri 6, diğeri ise henüz 3 yaşında. Bundan tam 19 ay önce şehit olan Zekeriya Altınok'un çocukları. Daha öpmeye, koklamaya, oynamaya doyamadıkları babalarının babalar gününü kutlamak üzere annelerinin elinden tutarak geldiler Kartal Şehitliği'ne.
6 yaşındaki Ahmet Eren'in şehit babasına yazdığı mektup duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Ellerindeki çiçekleri babalarının mezarı başına koyan çocukların şehit babalarının mezar taşındaki fotoğraflarını gözyaşları içerisinde öperek Babalar Günü'nü kutlaması ise yürekleri dağlayan kareler oldu. Babalar Günü'nde Kartal şehitliğinde hüzün hakimdi. Kayseri'de Babalar Günü dolayısıyla şehit ailelerinin mezarlık ziyaretlerinde duygusal anlar yaşandı. Bugün 20 Nisan Babalar Günü. Babalar Günü'nü en hüzünlü kutlayanlarsa hiç şüphesiz ki vatan uğrunda canlarını feda eden şehitlerimizin eşleri ve çocukları oldu. 1,5 yıl önce şehit olan Zekeriya Altınok'un çocukları Ahmet Eren ve Gökdeniz, babalarının şehitlikteki mezarına gelerek onun fotoğrafını öpüp gözyaşları içinde severek Babalar Günü'nü kutladı. Anneleriyle birlikte şehit babalarının Babalar Günü'nü kutlamaya gelen 6 yaşındaki Ahmet Eren, babasına olan özlemini kendi elleriyle yazdığı mektupla anlattı babasına. O andaysa gözyaşları sel oldu aktı. Canım babam, bana oyun oynatan babam, benimle güreş yapan babam. Baba beni çok seviyorum. Sen olmazsan hayat çok zor. Sen anneme yardım ederdin. Kahvaltıyı yapardın, beni parka götürürdün ve beni salıncakta sallardın. Canım babam, bütün çocuklar baba derken ben içimden baba diyorum. Seni çok özlüyoruz, beni uyutmanı, masal okumanı, hepsini özledim. Sen dünyanın en iyi babasısın. Sen benim hep kalbimdesin. Allah'ım babama kavuşmak istiyorum. Amin. Ahmet Eren'e yazdığı mektubu sorduğumuzdaysa bakın nasıl cevap verdi. Ahmet Eren, bu mektubu kim yazdı? Ben yazdım. Neden yazma gereği duydun? Babamın mutlu olması için. Neler geldi aklına bunları yazarken? Babamın mutlu olması geldi. Ne düşündün peki bunları yazarken? Bunları yazarken bir tane şey, on neler yaptığını düşündüm. Bir de ona güzel şeyler söylemeyi düşündüm. Minik Ahmet Eren'in şehitlikte kendisine ağaç evi olarak seçtiği bir de ağacı vardı. Ahmet Eren şehitliğe her geldiğinde ağaç evinin yanına gitmeyi ve sulamayı ihmal etmiyordu. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun sen burada? Ağaç suluyorum. Neden bu ağaç peki? Çünkü benim ağaç evim. Burası senin ağaç evin mi? Evet. Kim koydu bu ismi? Ben. Ne zaman koydun? Çok önceden, 6 yaşındayken. Neden bu ağacı tercih ettin peki? Çünkü burası ağaç eve benzettim. Bakıyor musun ağaca? Evet. Neler yapıyorsun ağaca peki? Şuraları kazıyorum. Şuraları toprak kuruduğunda suluyorum. Her geldiğinde suluyor musun burayı? Evet. Her geldiğimde de ağaç evimin yanına geliyorum her geldiğimde. Ahmet Eren ve Gökdeniz babaları için getirdikleri çiçekleri mezara koyarken
kar spreyini de mezara sıkmayı ihmal etmediler. Talas Belediyesi tarafından Babalar Günü münasebetiyle düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Ali Dağ 360 yeşil alanda düzenlenen etkinliğe ilgi büyüktü. Talas Belediyesi tarafından dağıtılan uçurtmaları babalarıyla birlikte gökyüzüne salan çocukların keyfine diyecek yoktu. İpi boş bırak. Evet. Evet. Olacak. Pandemi döneminde evlere kapanmak zorunda kalan aileler hem güzel havanın hem de farklı bir etkinliğe katılmanın keyfini çıkarttı. Etkinlikle ilgili görüşlerini aktaran babalar çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Talas Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir gün geçirdik. Emeği geçen herkese teşekkürler. Belediyemiz için bu yaptığı etkinlik için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten baba ve oğulları değil bütün aileleri bir araya getirdi. Bu pandemi sonrasında gerçekten ihtiyacımız vardı. Müthiş bir buluşma oldu. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Belediyesine teşekkür ediyoruz böyle bir etkinliği yaptığı için. Güzel bir hava. Bayağı kalabalık da bir ortam. Güzel eğlendik. Sence eğlendin mi Rüya? Güzel miydi? Çok güzeldi. Babalarıyla uçurtmanın keyfini yaşayan çocuklar da mutlu ve sevinçli bir gün geçirdiklerini söylediler. Mutlu musun oğlum? Evet, gerçekten güzel uçurdum. En tepeyi sen uçurdun değil mi? Evet, daha uzaya kadar gitti. Çok mutluyuz. Böyle bize de çenlik oldu. Evde dura dura sıkılmıştık zaten. Kayseri'de faaliyet gösteren kadın çiftçiler ekolojik eğitim ve üretim merkezinde çalışan kadın çiftçiler pandemi döneminde de yeni projelerle aralıksız üretime devam ediyor. Üretimleriyle ilgili bilgiler veren Kaçem Başkan Yardımcısı Şükran Başdoğan pandemi sürecinde de tarlada sürekli çalıştıklarını söyledi. Kayseri'de faaliyet gösteren ekolojik eğitim ve üretim merkezinde çalışan kadın çiftçiler pandemi döneminde de yeni projelerle aralıksız üretime devam ediyor. Girdikleri bir yarışmadan aldıkları ödülle gerekli makinaları aldıklarını ve üretimlerine yeni projelerle devam ettiklerini söyleyen Kaçem Başkan Yardımcısı Şükran Başdoğan, kadın çiftçiler olarak pandemide de tarlada çalışmaya devam ettiklerini ve çalışmalarını olumsuz etkileyen bir durum yaşamadıklarını söyledi. Kaçem üretime başladığında reçel çeşitleri salçası, tarhanası, eriştesi vardı. Şu an tarhanamız ve salçamız tam organik yapıyoruz. Sertifikalandırdık. Organik logolu yapıyoruz. İçine kullandığımız bütün ham madde girdilerini organik olarak temin ediyoruz. Bundan sonra yapacağımız ürünlerde elma sirkemiz var. Organik elmalardan yapıyoruz elma sirkemizi. Gacer unumuz var. Kayseri'nin endemik buğdayıdır. Develi anavatanıdır. Kayseri anavatanıdır gacer buğdayımızın. Geçen sene deneme amaçlıydı. Bu sene üretimimizi daha çok yapıyoruz. Özellikle de gluten hassasiyeti olan insanlarda gacer buğdayını öneriyoruz. Çünkü 22 ppm şu anki gluten oranımız. Sonrasında gilaburu sirkesi deniyoruz. Bu sene inşallah önümüzdeki sezonda gilaburu sirkemizi piyasaya sunacağız, satışa hazırlayacağız. Biz zaten kadın çiftçiler olarak tarlada çalışıyoruz, devam ediyoruz çalışmaya da. Kaçem olarak da vardiyalı çalışıp mesafemize dikkat ederek çalışmalarımızı devam ediyoruz. Pandemide bizi etkileyen çalışmalarımızda bir olumsuzluk olmadı. Bundan sonraki hedeflerimiz çalışmalarımıza devam etmek, Ar-Ge çalışmalarımızı başlatmak. Gıda mühendisimiz sağ olsun bu konuda bizi son derece destek. Yeni çalışmalar, yeni projelerle kooperatifimize destek vermeye çalışıyor. Sosyal medyada satışlarımız devam ediyor. Önümüzdeki sezonda da burada bahçede görmüş olduğunuz arkadaşlarımın çalıştığı yerde de sebzelerimizi üretiyoruz. Burası bu sene demonstrasyon bahçesi olarak yaptık. Kahvaltı vermeyi düşünüyoruz. Pandemide insanların aileleriyle gelip rahatça güvenilir bir şekilde hem sebzelerini buradan temin edip hem de burada kahvaltılarını yapıp güzel bir gün geçirmelerini sağlamaya çalışacağız. Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde bir hurdalıkta çıkan yangında içeride bulunan iş makinesi ve kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Melikgazi ilçesi Şeker Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 6109. sokak üzerinde bir hurdalıkta meydana gelen olayda iş makinesinin aküsünden kaynaklı yangın çıktı. İş makinesi içerisindeki yangın kısa sürede içeride bulunan hurda yüklü kamyonete de sıçradı. Hurdalıktan dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde yaralı olmadığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken hurdalıkta bulunan iş makinesi ve kamyonet kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'nin dünyaya açılan lezzeti olan pastırmada satışlar pandemi dolayısıyla düştü. Pastırma ve sucuk işiyle uğraşanlar gözünü gurbetçilere dikti. Kayseri'deki pastırma ve sucuk işiyle uğraşan esnaf özellikle gurbetçileri bekliyor. 90 liradan olur, 180 liradan olur. Pandemi nedeniyle satışlarda düşüşler yaşansa da esnaf gurbetçilerin gelişini dört gözle bekliyor. Şu an için yavaş, yani şu an için yavaş, şöyle yavaş. Gelen giden daha henüz gurbetçi vatandaşlardan çok fazla yok. Pandemi kısıtlama bittikten sonra hafif hafif açılmalar oldu ama tabii gurbetçi veyahut da yerli turist gelmediği müddetçe bizim buralara biliyorsunuz. Biraz şeydir, sıkıntıdır. Yavaş yavaş gelmeye başlıyorlar ama zannedersem 26 Haziran'dan sonra uçuşlar tamamen açılacak. Biraz da takip ettiğim kadarıyla aşı yapılma oranının yükselmesi lazım. Onu da hızlandırdı Devlet Sağlık Bakanlığı bildiğim kadarıyla. Ne kadar fazla aşı olursa uçuşlar ona göre daha fazla açılacak bildiğim kadarıyla oran hazırlandığında. 26 Haziran'dan sonra çok gurbetçi gelecek diye tahmin ediyoruz, bekliyoruz. Gözümüz yollarda valla. Pastırmanın dilimi ise 2 ila 2,5 TL arasında değişiyor. Sucuk fiyatları 60 TL'den başlıyor ve 90 TL'ye kadar fiyatı değişiyor. Efendim peki sucuk ve pastırmada herhangi bir fiyat artışı oldu mu? Fiyat artışı oldu ama yansıtamıyoruz. Yani onu ürünlerimizin fiyatı üzerine ekleyemiyoruz. Küçük rakamlar ama. Biz elimizden geldiği kadar fiyata yansıtamadık. Haliyle et 2 lira, 3 lira, 4 lira gününe göre düşüyor, yükseliyor kesimlerin fiyatları. Ama onu tabii pastırmanın sucuğun üzerine yansıtma şansımız bizim çok düşük. Yani yansıtamayız. Yansıttığımız zaman fazlasını yansıtmak gerekir. O zaman esnaflığa uygun olmaz o da. Yani 2 lira geldiği zaman 2 lira üzerine koyamam ben sucuğun. Veyahut da pastırmanın İşte 100 liraysa pastırma 102 lira diyemem yani müşteriye. Onun için biz kendimize, kendi içimizde hallediyoruz onu. Sıkıntı yok yani. Peki efendim bir dilim pastırmanın fiyatı şu an ne kadar? Tartabilir miyiz? Şu an 2,5 lira gibi falan. 2-2,5 lira gibi falan. Biz şimdi ince doğradığımız için haliyle daha düşük gelebilir ama orta dilimlerde çok fazla sıkıntı olmaz. 2-2,5 gibi falan gelir. Kısıtlamaların kalkması da satışı çok fazla artırmış değil. Esnaf büyük beklenti içine girmiş olsa da pandemi esnafı yaralamış durumda. Yani şöyle düşünüyorum aslında genel ortalamaya vurduğumuz zaman yasaklar kalktıktan sonra çok etki etmedi. Çünkü kısıtlama varken pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, salı, çarşamba biraz daha sakin geçiyordu. Perşembe, cuma hafta sonuna kısıtlamaya hazırlık için insanlar alışveriş yapıyorlardı. O da o dengeyi sağlıyordu. Kısıtlamadan sonra da yerli turist ve gurbetçi gelmediğinden dolayı aynı hızda devam ediyor gibi. Yani dengeler aynı gibi. Yani çok fazla büyük bir hareketlilik olmadı. Bekliyorduk aslında ama olmadı. Kayseri'nin tanınmış iş adamlarından Kamil Temizyüreğin oğlu Mehmet Temizyürek hayatını Duygu Yıldız'la birleştirdi.
Genç çiftin nikahını Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzundoğlu kıydı. Törende MHP Milletvekili Baki Ersoy da genç çiftlere mutluluklar diledi. Kayseri'nin tanınmış iş adamlarından Kamil Temiz Yüreğin oğlu Mehmet Temiz Yürek hayatını Duygu Yıldız'la birleştirdi. Düğüne MHP Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanı Serkan Tok, Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, Sarıolan Belediye Başkanı Bekir Ay Yıldırım, Temiz Yürek ve Yıldız ailelerinin yakınları katıldı. Düğün genç çiftin romantik dansıyla başladı. Genç çift Eylem Aktaş'ın Yüreğimden Tut şarkısı eşliğinde dans etti. Evime kondu, ıssız bir bahar oldu. Esmer bir akşam vakti. Düğünde halk oyunları ekipleri de birbirinden güzel oyunlar oynadı. Genç çiftin nikahını ise Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu yaptı. Başkan Uzunluoğlu her iki gence de sihirli soruyu yöneltti. Mehmet Temiz Yürek Beyefendi, kimsenin yetkisi ve tesiri altında kalmadan eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Duyuldu galiba. Bir kez daha alalım. Evet. Maşallah. Yanınızda oturan Duygu Yıldız Hanımefendi'yi eş olarak kimsenin tesir altında kalmadan kabul ediyor musunuz? Evet. Evet cevabının alınmasının ardından genç çiftin evlilik cüzdanını MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy verdi. Ersoy uzun zamandır birbirine bu kadar yakışan bir çift görmemiştim dedi. Ve gittiğim günlerde şuna çok dikkat ediyorum. Birbirlerine yakışmışlar mı diye bakıyorum. Bu da benim hassasiyetim. Tabii her çift birbirine yakışır ama uzun zamandır bu kadar yakışan bir çift görmemiştim diyorum. Bir alkışlar diliyorum. Değerli izleyenler, çeşitli nedenlerle kaybedilen dişlerin en güncel ve sağlıklı onarım yolu artık hepimizin bildiği üzere dental yani diş implantlarıdır. Peki implant kimlere nasıl uygulanıyor? Tüm bu sorulara cevabı diş hekimi Adem Paydaş verdi. Buyurun. Eksik dişler kabusunuz olmasın. Diş hekimi Adem Paydaş, diş çekim boşluklarına mümkünse en ideal tedavi seçeneği olan implant tedavisini uygulamak hem hastanın uzun dönem konforu açısından hem de sağlık açısından en doğru tedavi olduğunu söyledi. İmplant çene kemiği içerisine yerleştirilen yapay diş kökleridir. Titanyumdan yapılırlar. İnsan vücudu için en doğal materyaldir. Kesinlikle bir alerjik reaksiyon, bir kanser etkileri yoktur. Nasıl bir yerimiz kırıldığında onu kemikleri birleştirmek için titanyum kullanırız. Bu da diş için uygulanmış bir versiyonudur. Diş implantına son yıllarda yoğun talep olduğunu belirten Paydaş, implantın kimlere ve nasıl uygulandığı konusundaysa açıklamalarda bulundu. İmplant diş eksikliği olan bütün bireylerde kullanıyoruz. Büyüme gelişimi tamamlanmış 18 yaş üzeri genel sağlık durumu iyi olan bütün hastalarımız implant uygulanabilmektedir. Hastalarımız geldiğinde ilk olarak bir ağız içi muayene yapmaktayız. Diş eksikliğinin durumu belirlenmekte. Daha sonra panoramik röntgen dediğimiz bir çene filmi alıyoruz. O filmde çene kemiğinin genişliği, boyunu ölçerek hastamıza implantı uyguluyoruz. Peki nasıl uyguluyorsunuz? O aşamayı anlatır mısınız? Hastamız normal lokal anestezi altında, normal diş çekilir gibi uyuşturma işlemi yapıyoruz. Daha sonra normal diş eti açılarak implant yuvası açılır ve implant yerleştirilir. Çok basit bir işlemdir. Normal bir implantın yerleşme süresi ortalama 10-15 dakikadır. Hastamız kesinlikle bir ağrı hissetmez ve çok konforlu bir tedavidir. Hastamızın mesela şöyle gösterebilirsek, implantın en büyük faydalarından bir tanesi de yandaki dişlerin kesilmesine gerek kalmamaktadır. Normal dişlerimiz bu şekilde sağlıklı bir şekilde kalmakta. Eğer implant yapılmadığı durumlarda bu dişlerimizi kesmemiz gerekiyor. Yani sağlıklı dişlerimize ufak bir preparasyon yapmamız gerekiyor. Bu da normal dişlerimize zarar vermektedir. Ama implantta böyle bir durum yoktur. Tamamen çene kemiği içerisinde yerleşmekte ve implantımız kemikten destek almaktadır. En önemli faydalarından bir tanesi ise buradaki çene kemiğinin rezorpsiyonunu engellemekte ve ileride daha sağlıklı bir kemik oluşumu sağlamaktadır. Bu şekilde implantımız
ağız içerisinde görünüm hali. Evet, diğer yandaki sağlıklı dişlere zarar vermiyor. Kesinlikle, aynen. Normal bir diş eksikliğinde bir tane implant uygulanabilmekte. Yani normal köprü olduğunda bir diş eksikliğinde 3 diş uygulanabilmekteyken implantta tek diş yapmaktayız. Türkiye'nin ilk ve tek downhill bisiklet parkurlarının bulunduğu Erciyes Bike Park'ta 2020 sezonu açıldı. Eğlenceli oyunlarla açılan bisiklet parkuru yaz boyunca kullanıma açık olacak. Her yaştan bisiklet tutkunlarına hitap eden parkurlar hafta sonu düzenlenen bisiklet oyunları etkinliğiyle yeni sezonu açtı. Erciyes Tekir bölgesinde gerçekleşen etkinliğe 150 bisikletçi katıldı. Organizasyon kapsamında bisikletlerle halat çekme, yokuş tırmanma, yüksek atlama, tehlike köprüsü gibi çeşitli oyunlar oynandı. Katılımcılar Erciyes'in zirvesinde eğlenceli oyunların keyfini doyasıya çıkardı. Etkinlikler kapsamında düzenlenen yarışmalarda derece elde eden sporculara madalyaları takdim edildi. Ayrıca Türkiye Halat Çekme Federasyonu'nun gerçekleştirdiği turnuvada birinciliği ve kupayı Kayseri Erciyes AŞ çalışanları elde etti. Organizasyon hakkında bir açıklama yapan Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, Kayseri Erciyes AŞ olarak Erciyes Dağı'nı yönetmeye başladığımız günden itibaren dağımızdan 4 mevsim istifade edebilmek için gayret gösteriyoruz dedi. Evet değerli izleyenler, bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Ben yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Tabii ki bugün Babalar Günü. Ben başta şehit babalarımızın ve şehit olan babalarımızın Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Sonrasında ise kendi canım babamın da Babalar Günü'nü ve diğer tüm babalarımızın da Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Hepsine mutlu, huzurlu ve sağlıklı ömürler diliyorum. Hoşça kalın.